Hoş geldiniz. İyiyiz inşallah. Demir Kıran Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Dernekler Konuşuyor programımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Saatlerin bir saat ileri alınması nedeniyle haliyle konuklarımıza da sanatçılarımıza da bir aksaklıklar oluyor. İnşallah ilerleyen dakikalarda daha yoğun ve kalabalık olacağız. Evet, birbirinden güzel, birbirinden değerli sanatçı arkadaşlarım, dernek başkanım burada bizleri yalnız bırakmıyor. Ben öncelikle Tokat Yakacık Köyü dernek başkanımız sevgili Şevket Öztürk için bir alkış istiyorum sizlere. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şöyle. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bizleri yalnız bırakmadınız. Her zaman sizin yanınızdayız. Kanal 60'la beraberiz. Sizler de olmaktan mutluyuz, teşekkür ederim. Sizi şöyle yerinize alayım başkanım önce. Fark etmez, nereyi boş bulsan orada, zaten hepsi boş. Evet, gene çok sevdiğim, çok değer verdiğim sanatçı bir abim. İçin şöyle güzel bir alkış istiyorum sizlerden. Kemal Karabulut.
Derman sen de ver ya Rabbim, yandım sula hasretiyle, derman sen de ver ya Rabbim. Ölüm dirim belli değil, ne yapsam da çare değil, hangisine boyun eğip derman sen de ver ya Rabbim. Ölüm dirim belli değil, ne yapsam da çare değil, hangisine boyun eğip derman sen de ver ya Rabbim. Yazık hırşa ezdim yeter, bu canımdan bezdim yeter, derman sen de ver ya Rabbim. Bu canımdan bezdim yeter, derman sen de ver ya Rabbim. Ölüm dirim belli değil, ne yapsam da çare değil, hangisine boyun eğip derman sen de ver ya Rabbim. Ölüm dirim belli değil, ne yapsam da çare değil, hangisine boyun eğip derman sen de ver ya Rabbim. Ekmek diye düştüm gurbet yollarına, tükenmeyen dertlerime derman sen de ver ya Rabbim. Tükenmeyen dertlerime derman sen de ver ya Rabbim. Ölüm dirim belli değil, ne yapsam da çare değil, hangisine boyun eğip derman sen de ver ya Rabbim. Ölüm dirim belli değil, ne yapsam da çare değil, hangisine boyun eğip derman sen de ver ya Rabbim. Evet Mustafa abi, derman kimde? Derman Rabbim de. Vallahi çok derman güzel bir türkü. Ağzına yüreğine sağlık abi. Efendim sizler stüdyomuza, sizler TV 60 ekranlarına hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Sevgili kardeşim programın hayırlı olsun. Allah razı olsun. Yolun açık teşekkür olsun, bahtın açık sağ olsun. Ol, var ol. Çok güzel bir yerde, vallahi çok güzel bir yerde, güzel bir atmosferde. Dolu dolu saatler sizleri bekliyor. Diyelim şimdilik oturalım. Şöyle alalım ben sizi. Merhaba başkanım. Evet, şimdi de haliyle trafik bugün yoğun galiba. Bizim partnerimiz biraz gecikti ama geldi, yetişti. Şimdi Fatoş hazır mısın? Fatoş! Hazır değil galiba.
Hazırız değil mi? Bir alkış alalım o zaman. Şöyle böyle. Hoş geldin Fatoş. Trafik galiba biraz. Aynen. Biraz da aradık. Hayırlısı olsun. Yetiştin ya. Evet. Olsun. Ne okumak istersin bize? Şöyle. Özürlüklerin bir yapalım. Evet. Alkış alalım. Alkış alalım. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, ağzına yüreğine sağlık. Evet, öncelikle
Önce bize ekran başında izleyen dostlarımızdan özür diliyorum. Buraya mı bakıyoruz? Evet, oraya bakıyoruz. Evet, biraz trafik malum azıcık aradı. Dün akşam da saatini herhalde olsun. İleri almadın sen. Aynen. Ben duvar saatine baktım ya. Öyle mi? Aynen. Benim arabanın saati de aynen. 6'ydı. Ama olsun, her şeyde bir ayrı vardır değil mi? Hayırlı olsun diyelim tekrardan. Hayırlı olsun sana da bana da inşallah. Evet, çok teşekkürler. Ve buradaki konuklarımıza da çok teşekkürler. Bizi bu kadar beklediler. Sağ olsunlar, varsınlar. Güzel bir gece olsun. Kanal 60 ailesine tüm Tokat'a selamlar olsun buradan. Evet, şöyle yerinize. Fatoş, şimdilik böyle ilerlet. Evet. Başkanım. Yakacık bizi izliyormuş şu anda. Mikrofonu verelim. Yakacık bizi izliyor mu? Şu anda Yakacık tam kadro sizi izliyor. Tam kadro bizi izliyor. Sadece Yakacık değil, Tokat merkezde bulunan Yakacıklar, Ankara'daki Yakacıklar ve İstanbul'daki Yakacıklar şu anda sizi izliyorlar. O zaman buradan Yakacık'a selamlarımızı gönderelim. Evet. Bakalım izliyorlar mı? Kanal 60 yazıyorsunuz, boşluk bırakıyorsunuz, Şevket Başkan yazıyorsunuz veya bizlere bir şeyler yazıyorsunuz. 39-29'a gönderiyorsunuz. Bakalım izliyorlar mı? Bakalım, göreceğiz. Mutlaka izliyorlardır. Evet. Buraya kadar gelip bizi yalnız bırakmayan Yakacıklara teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan. Bunun yanı sıra canlı telefon numaramız ekranın üst tarafından geçiyor zaten. Tokat'tan, Yakacık'tan veya buradaki Yakacıklılardan telefon bekliyoruz. Canlı yayına katılabilirler. Buradaki ortamı tabii istek isteyebilirler. Böyle. O zaman Yakacıklar iş başına diyelim. Evet, bugün Yakacık. Telefonlar ellerinde olsun. Yaza da inşallah Yakacık'a gideceğiz. Geçen seneki gibi. İnşallah. Yakacık, yani evet evet. Yok. İsterseniz ben biraz Yakacık'tan bahsedeyim. Nerede diye. Tabii tabii, acele yok. Yavaş yavaş. Tokat buyurun. Merkeze bağlı. Evet. Yaklaşık olarak 25 kilometre Tokat merkeze. Niksar-Reşade yolu üzerinde kalıyor. Eski Erbaa yolu vardır. Orada. Siz geldiniz, gördünüz evet, zaten. Evet. Erbaa'ya yakın. Evet, Erbaa'ya yakın. Gerçekten hani bulunduğu konum ortamı itibariyle çevresinde 5-6 tane köy var. Güzel bir yer var. Yani yolu falan güzel. Asfaltlanmış. Yaylası güzel. Yaylası geldiniz, güzel. Gördünüz. Geçen sene de oradaydık. Beraberdik. Evet, beraberdik. Bu sene kısmet. Bakacağız. Henüz bir hazırlığımız yok ama... muhtarımız da dün beni aradı. Mutlaka yine bekliyoruz diyor. Bununla ilgili gelişme olsa haberiniz olacak orada zaten. Orada yaylada güzel bir program yapıp aynı zamanda Kanal 60 TV'den canlı şekilde de yayınlama imkanı da olabilir yani. İsterseniz tabii ki. Yani olabilir, evet. Yani, geçen dönemde zaten Kanal 60 gelmişti, bizim çekimlerimiz orada yapmıştı. Evet. Bu dönem içinde bakacağız, nasip diyelim ya. Şimdiden bir şey söylemeyeyim bu konuyla evet, alakalı da. İleriki zamanlarda evet, bakacağız. Yakacık kaç yıldır Yakacık'ta başkanlık yapıyorsunuz? Sizden önce kimler vardı? Faaliyetleriniz neler? Neler yapıyorsunuz? Bundan sonra da neler yapacaksınız Yakacık'la alakalı? İstanbul'da Yakacık Derneği 2005 yılında kuruldu. Kurucu başkanlarından birisi benim. Yani derneğin evet, kurucusu ve o dönemde başkanlığını ben yaptım. Benden sonra kendisi burada, Rafet Yiğit arkadaşımız bir dönem yaptı. Daha sonra... Canlı telefon varmış başkanım, tabii, bir saniye. Buyurun. Alo. Alo. Buyurun. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Tokat Yakacık köyünden ben Anis Dostumoğlu, Şevket Başkan kayınvalidesi. Bir alkış alalım. Şevket Başkan'ın kayınvalidesi. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Evet. Yayınınız hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Şevket abinin kaynanası. Evet. Köyde internet yok. Ben yazıp yollayacağım ama yazamıyoruz. Köyde internet yok. Olsun. Telefonla aradın ya, daha güzel. Sesini duymuş olduk. Evet. Damadımı duyuyorum. Çok güzel yazılmış. Damat güzel. Yakışıklı canım. Bize yakışıklı diye aldık zaten. Evet, ben ya, sormak mı? Maşallah, çok maşallah. Çok teşekkür ederim kayıp yakışıklılıktan ziyade çok kalbi temiz bir insan. Evet, evet.
Allah herkese böyle damat versin. Amin. Cümlemize. Çok memnunuz. Allah Rabbim hayırlı olsun. İyi günlerine nasip etsin. Sesiniz bize. Efendim adı neydi? Sizin yerliğe gelmişsiniz. Aliş Hanım çok teşekkürler. Gerçekten o kadar bize enerji verdiniz ki. Değil mi? İyi ki aradınız. Değil mi? Böyle güzel bir moral evet. Oldu bizim için de. Evet. Var mı bilseğiniz bizden? Ben olayım memleketim. Orada bilseğiniz var mıdır bizden böyle canlı canlı okuyabileceğimiz? Ne diyorsunuz? İyisiniz hep inşallah. İyiyiz. Allah şükürler olsun. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Sanatçımız hiç mi aklıma gelmedi şu anda heyecandan. Burada hepinize iyi günler. Çok teşekkürler. Günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili kaynana. Cemiz. Şimdi evet, buradan kayınvalideme çok teşekkür ediyorum. Bizi razınız bırakmadı. Şimdi kayınvalidem Kara Tren diye bir tane türkümüz vardır. Kara Tren? Kara Tiken. Kara yani, Tiken. Onu çok sever. Evet. Herhalde istek istemeyi unuttu. Mutlaka söylerdi onu. O zaman onu sen söyle. Ben bilmiyorum. Ben söyleyeyim. Fatoş sen biliyor musun? Kara Tiken kaynana var. O mu acaba? Ne geçiyor? Söz, o cümle de o mudur acaba? Neyse haftaya söyleriz biz. Eseri netleştirsin kaynanan, eseri o netleştirsin. Yengenin cebine SMS atsın, size söylesin, bulur söyleriz yani, sıkıntı yok. Haftaya inşallah. Evet. Başkanım, başkanım. Tabii ki. Unutmayın söyleyeceklerinizi. Bir Kemal abiyle bir kısa bir konuşalım. Tabii. Zaten Kemal abi saat 9'da galiba evet, benim programım var, gidecek. Seni çok seviyorum biliyorsun yıllardır görüştüğümüz bir arkadaşımızsın. Yoğunluğuma rağmen davetine icabet ettim geldim beni tabii kırmadın, ki. Geleceğim de yani tabii çok, ki. Çok teşekkür ederim ben Allah teşekkür razı olsun. Ederim. Gelmesene zorla getiririm zaten de. Ya ben onu anlamıştım zaten kolaylıkla geleyim dedim yani. Evet evet. Evet Kemal abi ne yapıyorsun? Albüm çalışmaları nasıl gidiyor? Aslında albüm TV programları yapıyorsun. Anlat bakalım. Epeydir görüşmedik. Bu sene bir şey yapamadım. Bu sene benim biraz böyle yoğun bir senem. Oğlumun askere gidişi, tek kalışım, böyle kolumuzun kanadımızın biraz inişi. Allah herkese göstersin. Hem gurur verici bir şey hem Allah çok herkese nasip üzücü etsin. De bir şey. Onun için hiçbir şey yapamadım bu sene. Bu hafta sınava giren öğrenciler var. Başta kendi oğlum Muhammed Onur Elmas olmak üzere. Bütün kazanan öğrencilere teşekkür ediyoruz. Annelerini, babalarını tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizleri gururlandırdılar. Kazanamayanlar da bir dahaki sefere inşallah bizi inşallah bizi gururlandırırlar diyoruz. İnşallah. Tabii evet Kemal yani. Abi. Okullarsa kendilerine yaparlar. Abi kime yapabilirler? Öyle yani. Öyle sonuçta tabii ki. Eğer okullarsa 5 ay askerlik yapıyorlar. En güzel yerde çalışıyorlar. En güzel ilgiyi, değeri görüyorlar. Okumazlarsa da böyle okumayan insanlar gibi sürünmeye devam. Doğru. Albüm hayırlısı çalışmamız var. Orada kalmıştık. Albüm çalışmamız var inşallah. Artık bu sene geçti. Önümüzdeki sene yine televizyon programımızla, albüm çalışmamızla dolu dolu geleceğiz halkımızın karşısına. İnşallah. Şimdi 4,5-5 yıl oldu albümü çıkaralı. Eski eserlerle sürekli gidip de insanların sürekli kulağını paslandırmamak lazım. Onun için aslında beklenti şimdi değil yani. Eski eser aslında eskimiyor. Derman Sen'le tabii ki eskimiyor. 50 senede geçse dinlenecek bir türkü. Kesinlikle, yani ben kesinlikle seviyorum. Evet. Seni her gördüğümde o türküyü dinliyorum senden. Zaten bana, beni görenler Derman Sen'de geldi diyorlar. Yani çok güzel bir parça, evet. Çok güzel bir türkü. Evet, evet, evet. Yazan herhalde İbrahim Topkaya benim kendi akrabam, kayınçoğum sağ olsun. Yazanın ellerine sağlık, okuyanın ağzına sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür o zaman ederim, bir türkü daha alalım senden. Tabii bir türkü daha alalım. O zaman bir tane daha eserimiz gelsin. O da çok güzel bir eser. Son dönemlerde kredi kart mağdurları için gelmişti. Borçlu olan bir canımdır, kalacak hangi yerimdir? Dünya malı dünyanındır, kul beni öldürdü kardeş. Gelsin bütün mağdurlarımıza gelsin eserimiz. Thank you.
olan bir canımdır. Kalacak hangi yanımdır? Dünya malı dünyanımdır. Bir beni öldürdü kardeş. Borçlu olan bir canımdır. Kalacak hangi yanımdır? Dünya malı dünyanımdır. Bir beni öldürdü kardeş. Hangi yanımdır? Dünya malı dünyanımdır. Dil beni öldürdü kardeş. Borçlu olan bir canımdır. Kalacak hangi yanımdır? Dünya malı dünyanımdır. Dil beni öldürdü kardeş. Düşüp kalkmayan bir Allah. Kul beni öldürdü kardeş. Kul beni öldürdü kardeş. Borçlu olan bir canımdır. Kalacak hangi yanımdır? Dünya malı dünyanımdır. Dil beni öldürdü kardeş. Borçlu olan bir canımdır. Hangi yanımdır? Dünya malı dünyanımdır. Bil beni öldürdü kardeş. Ağzına sağ sağlık. Evet. Yazanın yine Cahit Aydın kalemine yüreğine sağlık. Biz okuduk bunu. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Allah razı olsun. Sağ olun. İnşallah. İnşallah. Ben çok beğendim. İlk kez dinledim. Teşekkür ederim. Verebilirim, okuyabilirsiniz albümümüzde. Evet, şimdi reklam diyelim. Diyelim mi? Kemal abi bir yüksek sesle bir reklam diye var bakayım. Efendim, kimse bir yere ayrılmasın. Biraz sonra güzel güzel sürprizlerimiz var. 5 dakika ara, reklamlar.
Evet, öncelikle ekran başında bizi izleyen herkese selam olsun ve stüdyoda bulunan herkes tekrardan hepiniz hoş geldiniz diyorum. Evet, bugün çok güzel kampanyalarım var. Sizlere kampanyalarımdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle size Silivri'yi anlatmak istiyorum. Silivri İstanbul'dan yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta. 35 dakikada Silivri'desiniz kendi aracınızda. Silivri'deki sabit bir kampanyamız var şu anda. Silivri'de 300 metrekare arsamız sadece 25 bin TL. Evet, bu 25 bin TL'nin 15 bin TL'sini nakit, 10 bin TL'sini ise 10 ay vade farksız taksit yapıyoruz sizler için. Bu arsamıza sürekli minibüsler çalışır bulunduğu köye. Silivri merkeze yaklaşık 14 kilometre uzaklıktadır. Yaz kış gidip gelebilirsiniz bu yerimize. Evet, bir diğer yerim de Silivri Fener'de. Silivri Fener, Silivri merkeze yaklaşık 5 kilometre uzaklıktadır ve Silivri'nin en gözde yeridir Fener. Hemen kampanyama geçmek istiyorum. Silivri Fener'de 650 metrekare arsa bugünkü fiyatı 55 bin TL iken biz Demirkıran Arsa Ofisi olarak sizler için bunu 55 bin TL yaptık. Evet, bu 55 bin TL'nin 30 bin TL'sini nakit, 20 bin TL'sini ise 20 ay vade farksız taksit yapıyoruz sizler için. Evet, hemen alt banttan geçen numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. 0212 710 1246'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Akşam 12'ye kadar arkadaşlarım size hizmet vermektedir. Evet abim, sorunuz var. Cumartesi pazar günleri zannediyorum İstanbul'un belirli yerlerine servislerimiz tabii var. Tabii ki servislerimiz mevcut. Haftanın 7 günü servislerimiz İstanbul'un çeşitli yerlerinden kalkıyor. Götürüyor. Orada konaklama, evet, güzel gezdiriyor. Yemeklerini, ikramlarını, evet, alıyorlar ve geri getirip aldığınız tabii yere bırakıyorsunuz. Ki, bir de ikinci bir konu, bu 25 bin lira mesela, 15'ini peşin istiyorsunuz. O 10 bin lirayı kredi kartı mı ya da nasıl alıyorsunuz? Ayda bir taksit yapıyoruz. Senet falan yapıyorsunuz, evet, herhalde, değil mi? Yapıyorsunuz. Ayda bir taksit yapıyoruz. Tamam, nakit olursa indirim yapıyor musunuz? Zaten şu anda kampanyalı fiyatlarımız ama biz yine hani de 15 lira peşin peşin. Gerisini taksit yapıyor yani. Evet. Toplam 25 lira yapıyor, doğru mu? Evet. Ben hepsini nakit almak istiyorum. Evet, yine ufak tefek yardımcı oluruz. Olsun. Yine şey yapmayız yani, müşterilerimizi biz geri çevirmeyiz hiçbir zaman. Şimdi mesela atıyorum 15 bin TL nakitiniz yok. Aracınız var. Geliyorsunuz, diyorsunuz ki benim aracım takas, var işte. Takas edebiliyorsunuz. İşte biz de sorduruyoruz 3-4 tane galeri. En yüksek hangisi verdiyse biz de 1 lira fazlasını veriyoruz. Ve yine Demirkıran Arsa Ofisi olarak sizleri geri çevirmiyoruz. Böyle bir imkanımız da vardır. Evet, bir Abdullah diğer yerim. Abdullah Demirkıran'ın gözü toktur sevgili Mustafa, biliyorsundu. Biliyorum, gözü tok bir insandır. Yıllardır. 7-24 orada mangala hazırdır, çayı yemeği hazırdır. O yoldan geçenler bile çevirir yemek yedirir. Ona göre arsalar da zaten böyle indirimli bir şekilde insanlarımıza sunuyor. Yıllardır hizmet ediyor. Evet. Vallahi ben tebrik ediyorum kendisini. Evet, Kırklareli'ne gelecek olursak. Kırklareli İstanbul'dan 200 kilometre uzaklıktadır. Ve 1,5 saatte kendi aracınızda Kırklareli'ndesiniz. Evet, Kırklareli'ndeki sabit bir kampanyamız var şu anda. Bir dönümü 5900 TL. Evet, bir dönüm, 3 dönüm, 5 dönüm, 10 dönüm şeklinde de yerlerimiz mevcuttur. Bunu da gelip görebilirsiniz. Hafta sonu ve hafta içi servislerimiz mevcut. Alt battan geçen numaralardan hemen bizlere ulaşabilirsiniz. Bir dönüm 5900. Evet. Kocaman tarla 5900. Evet. Vallahi hiç durmayın, hiç durmayın. Hemen gidin oraya, güzel güzel yerlerinizi alın, çiftliklerinizi yapın. Güzel güzel şey de yapıyorsunuz. Kemal abi, fabrik evleri Kemal de yapıyorsunuz. Abi, ona da geleceğiz. 15 gün şimdi. Önce 3900'dü. Değil mi? 3900, evet, değil mi? Ama evet, günden güne artıyor. Yani, günden güne artacak da yani. Yani 2 ay sonrasını düşünemiyorum. Fırsatı yani değerlendirsinler. Almak lazım, evet, bence. Değerlendirsinler fırsatı vallahi. Fırsatları değerlendirmek vallahi lazım. Evet. Bir diğer yerimiz. Hemen geçmek istiyorum. Kırklareli Erikler Köyü'nde. Erikler Köyümüz Kırklareli merkeze sadece 14 kilometre uzaklıktadır ve biliyorsunuz ki 3. üniversite yapılıyor. 3. üniversite ise sadece 7 kilometre uzaklıktadır bu yerimiz. Erikler Köyü'nde zaten saat başı minibüsler çalışmaktadır. Buradaki yerimiz 250 metrekare arsa, %40 imarlı, 2,5 kat imarı vardır. Hemen tapunuzu aldığınız takdirde yarın inşaatınıza başlayabilirsiniz. Hemen fiyatımı açıklıyorum. Fiyatımız da 15 bin TL. Evet, bu 15 bin TL'nin 10 bin TL'sini nakit alıyoruz. 5 bin TL'sini ise 5 ay vade farksız taksit yapıyoruz sizler için. Ben bu Erikler Köyü'ndeki arsayı gittim, gördüm Mustafa. Yolun kenarında o kadar güzel bir yer ki üniversiteye böyle paralel düşüyor. Gördüm. Çok güzel bir yer. Çok harika. Köyün içinde aşırı. Vallahi yani
şeyin Abdullah Kıran'ın yanında mı dur dersiniz, halkın yanında mı dur dersiniz? Ortada duruyoruz çünkü alacak olan sizlersiniz. Ne sizlerin zarar etmesini istiyoruz, ne satanın zarar etmesini ama istiyoruz. Kemal abi, tavsiyelerimiz doğru yönde yani. Alan hiçbir zaman zarar etmez. Kesinlikle etmez. Bence kesinlikle. Satan zararlı. Etmez tabii ki, etmez yani. Ya 4 yıl önce ben Demir Kanalı'ndan bir arsa aldım Malatyalı arkadaşımıza 20 bin liraya. 1000 lira ödedi. Şu anda 70 bin liraya satıyor. Yani aynı. Evet, ben herkesi toprağa yatırma davet ediyorum. Hemen bizlere ulaştınlar ve yerlerini ayırtsınlar. Ve bir de Demir Kıran Arsa Ofisi'nin yan kuruluşu olan Demir Kıran Prefabrik'ten bahsetmek istiyorum. Evet, prefabrik evlerimiz çeşit çeşit modeldir. Türkiye'nin her tarafına en ücra köşesine dahi yapmaktayız. Bunları metrekare fiyatı 375'tir. Yani örneğin 100 metrekaresi 37,5 liraya tekabül ediyor. Ve bir de derneklerden gelen abilerimiz, ablalarımız olursa %10 indirim imkanımız da vardır. Bunu da belirtmek istiyorum. Arsalarda da var derneklerden gelenlere %10 indirim. Yani olacak o kadar yani değil mi Emre? O kadar olacak yani. Dernekten geliyorum diyeceksiniz. Mustafa Elmas'ta Fatoş'un programı izledik. Arsa 25 lira mı? Bize %10 indirim yap diyeceksiniz. Alacaksınız yani. Bu kaçınılmaz kesinlikle. Evet, herkesin fırsatlardan yararlanması için ne diyoruz? Demirkan Arsa Ofisi'ne davet ediyoruz. Hemen alt banttan geçen numaralardan bizlere ulaşsınlar diyoruz. Evet, ya, sormak ya, yapılacak teklifler de hiçbir zaman geri çevirmez. Yok, kesinlikle. Her boşuna mı diyor? Ne dolar ne borsa, arası tek yatırım yani. Arsa. Şimdi örneğin biz bu arsayı veriyoruz. Size 20 ay taksit yapıyoruz. Sizin taksitiniz bittiği takdirde, 20 ay sonra taksitiniz bittiği takdirde zaten yeriniz 2 katı, 3 katı fiyatı oluyor. Aynen. Hani bir sene, 2 sene sonra tekrar satabilirsiniz de yine aynı Demir Kıran Arsa Ofisi'ne satabilirsiniz de alabiliyorlar da yani. Zaten çok da güzel değer kazanıyor bu arada. Hani ilgilenenler için aynen. Peki sevgili Emre, atıyorum ben geldim arsamı almaya. Tapımı aynı gün veriyor musunuz? Tabii ya ki. Da böyle borç bittikten sonra mı veriyorsunuz? Yok, hemen tapunuzu veriyoruz. Tapunuzu aldıktan sonra biz ödememizi alıyoruz. Önce tapu veriyoruz. Tapunuzu size alıyorsunuz. Evet, ben hemen bir tekrarlama yapmak istiyorum hızlı hızlı. Evet, Silivri, İstanbul Silivri'de 300 metrekare arsalarımız sadece 25 bin TL. Bu 25 bin TL'nin 15 TL'sini nakit, 10 bin TL'sini ise 10 ay vade farksız taksit yapıyoruz sizler için. Evet, bir diğer yerimiz Silivri Fener. Fener köyümüz Silivri merkeze 5 kilometre uzaklıktadır ve Silivri'nin en gözde yeridir Fener. Buradaki yerimiz de 650 metrekaredir. Bugünkü fiyatı 55 bin TL fakat biz ne yaptık? 50 bin TL yaptık. Bu 50 bin TL'nin 30 bin TL'sini nakit alıyoruz. 20 bin TL'sini ise 20 ay vade farksız taksit yapıyoruz. 1000 lira fark ödemeden alıyorsunuz yani. Evet. 40'larına gelecek olursak 40'larına zaten sabit bir kampanyamız var. Bir dönümü 5900 TL. 3 dönüm 5 dönüm şeklinde de yerlerimiz mevcuttur. Bu fırsattan da yararlanabilirsiniz. Evet, bir diğer yerimiz 40'lar ile Erikler köyümüz. Erikler köyümüz 40'lar Kırklareli'nin merkezi 14 kilometre uzaklıktadır. Yeni yapılan 3. üniversite ise sadece 7 kilometre uzaklıktadır. Buradaki yerimiz 250 metrekare arsa, %40 imarlı, 2,5 kat imarı vardır. Hemen tapunuzu aldığınız takdirde inşaatınıza başlayabilirsiniz. Buradaki fiyatın da 15 bin TL. 15 bin TL'nin 10 bin TL'sini nakit alıyoruz. 5 bin TL'sini ise 5 ay vade farksız taksit yapıyoruz sizler için. Evet abi. Güzel yani, daha çok ne olsun güzel ki. Yani telefonlar alttan geçiyor. Kaçırılmayacak bir fırsat. Evet, ben herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ekran başında bizi izleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İyi eğlenceler diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın diyorum. Teşekkür ederim. Siz de Allah'a emanet olun. Herkese merhaba. Sevgili seyircilerimiz, sizlere Trakya'nın yükselen değeri Kırklareli'nden bahsedeceğiz. Kırklareli, konum itibariyle İstanbul'a uzaklığı 200 kilometre, İstanbul otogarından 2,5 saat ve özel aracınızla sadece 1,5 saatlik mesafede. Trakya'nın yükselen değeri Kırklareli'ne yakında yapılacak hızlı tren ile İstanbul'dan Kırklareli'ye sadece 45 dakika yol mesafesi olacak. Arsalarımız Kırklareli merkez ve çevre ilçelerde bulunmaktadır. Kırklareli'ne yapılan yeni yatırımlarla gelecekte Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak. Kırklareli'ne yakın zamanda yapılan üniversite
Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri olma özelliği taşıyor. Kırklareli ayrıca sanayi bölgesi olarak da dikkatleri üzerine çekiyor. Kırklareli'de sizler için Demir Kıran Arsa Ofisi'nden muhteşem kampanya. Kırklareli'nde arsalarımız siz değerli izleyicilerimiz için sadece 5.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Gelin siz de yatırım yapmak istiyorsanız eğer Demir Kıran Arsa Ofisi'ne başvurun, sizleri Kırklareli'nde arsa sahibi yapalım. Geleceğiniz için, çocuklarınız için bu fırsatı sakın kaçırmayın. Küçük birikimlerini fırsata çevir, bu fırsatı kaçırma. Kırklareli'ndeki arsalarımız 5.900 TL'den başlayan fiyatlarla. 2 dönüm, 3 dönüm, 5 dönüm, 10 dönüm ne kadar almak istiyorsanız fırsatlar için Demir Kıran Arsa Ofisi'ni seçin. Ayrıca faiz yok, banka yok, kefil yok, ipotek yok, şartsız, koşulsuz Demir Kıran Arsa Ofisi bünyesinde vade farksız tam 10 aya kadar faizsiz taksit imkanı sunuyoruz. Eğer ki nakit birikiminiz yoksa ama aracınız varsa aracınızla takas yapıyoruz. Siz de bu fırsatlar için Demir Kıran Arsa Ofisi'ni seçin. Geleceğinizi düşünün, çocuklarınızı düşünün, sizin de bir dikili ağacınız olsun. Ne altın, ne dolar, ne borsa, tek yatırım arsa. Güç sizin, para sizin, karar sizin. Sevgili izleyicilerimiz, sizleri kazandırmaya devam ediyoruz. Sizler için Demir Kıran Arsa Ofisi'nden muhteşem kampanyaları anlatmak üzere Sayın Abdullah Demir Kıran aramızda. Abdullah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. 27 yıldan beri kazandırmaya devam ediyoruz halkımıza. Arsa vermeye devam ediyoruz ve halkımızı arsa sahibi yapmaya devam ediyoruz. Daha önceki projeleriniz hakkında seyircilerimize bir bilgi verir misiniz? 12 yıl Küçükçekmece Kayabaşı köyünde, yani şu anda Kayaşehir dediğimiz bölgede 12 yıl orada hizmet verdik. 12 yıl önce Kayaşehir dediğimiz bölgede kurtlar gezerdi. Vatandaş geldiği zaman ben bu dağın başında ne yapacağım derlerdi. Şimdi ise gökdelenler dikildi. Kayaşehir oldu. 2004 yılında baktık artık orası bitti. 2004 yılında biz Demirkan Arsa Ofisi olarak karar aldık. 2004 yılında Silirbe'ye geçtik. Alt gelirimiz için ne yaptık? Kırklareli'yi açtık. Kırklareli'deki bugünkü fiyatlarımız 5.900 TL. Yalnız duymadınız sevgili izleyicilerimiz. 5.900 TL. Çünkü 5.900 TL'ye hiçbir firma arsayı veremez. Ama Demirkan Arsa Ofisi veriyor. Yıllardan beri hep halkımızı arsa sahibi yapan Demirkan Arsa Ofisi yine de arsa sahibi yapmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Peki izleyicilerimiz birikimlerini nasıl değerlendirsinler? Demir Kıran Arsa Ofisi'ne gelecek o küçücük birikimlerini 5.900 TL'den olan kampanyadaki arsalarımızdan değerlendirecekler. Çünkü topraktan üstünü yok ki, toprağın imalatı yok ki. Her şeyin imalatı var ama toprağın imalatı yoktur. Bugün bir buzdolabı 4.000 lira, bir çamaşır makinesi 4.000 lira, bir televizyon 4.000 lira, bir cep telefonu 4.000 lira. Ben buradan halkıma şunu söylemek istiyorum. Artık çocuklarınıza hediye alırsanız cep telefonu almayacaksınız. Laptop almayacaksınız. Demirkan Arsa Ofisi'ne geleceksiniz. Toprak alacaksınız hediye çocuklarınıza. 4.000 liraya verip de bir cep telefonu alacağınıza 4.000 TL vereceksiniz. Toprak alacaksınız. Gelecekte çoluğunuz, çocuğunuzun hayatını kurtarmış olacaksınız. Neden Kırklareli'den alınmalı? Çünkü Kırklareli'nin geleceği, ufku açık olan bir bölge. Türkiye'nin en büyük metropolü olacak Kırklareli. Hızlı tramvay olsun, üniversitesi olsun. Bugün Türkiye'nin en büyük üniversitesi Kırklareli'de. Onun için Kırklareli diyorum. Kırklareli'de arsa fiyatları nedir peki? Sadece 5.900 TL. Demirkan Arsa Ofisi'nden 5.900 TL'ye arsa veriyoruz. Dönümlük değil mi? Dönümü. Bir dönüm yer 5.900 TL. Demirkan Arsa Ofisi'ne müracaat yaptığınız zaman 2 dönüm, 3 dönüm, 4 dönüm, 5 dönüm istediğiniz miktarda yerlerimiz mevcuttur. Buradan iş adamlarıma sesleniyorum. İş adamları gelsin, yatırımını toprağa yapsın. 50 dönüm, 100 dönüm, 20 dönüm, 30 dönüm. Kaç dönüm isterlerse. Çünkü
Türkiye'nin zenginleri nereden zengin oldular? Topraktan zengin oldular. Ben iş adamlarıma şunu söylemek istiyorum. Sizler de gelin, yatırımınızı toprağa yapın. Siz de gelecekte Türkiye'nin zengini olun. Tek yatırım toprak. Son olarak söylemek istediğiniz seyircilerimiz için bir şey var mı peki? Ekran başındaki izleyicilerime şunu söylemek istiyorum. 27 yıldan beri hep kazandırıyorum. Sadece gelsinler, yatırımı toprağa yapsınlar. Gelecekte bize dua edecekler. Çünkü tek yatırım toprak. Topraktan üstünü olmadığı için yatırımlarını toprağa yapsınlar. Peki izleyicilerimiz gelmek isterlerse, eğer Kırklareli'deki arsalarımızı ziyaret etmek isterlerse nasıl bir yol izleyecekler? Ben hemen alttan geçen numaralardan arıyorsunuz, Demirkan Arsa Ofisi'ne ulaşıyorsunuz. Bizler sizlere bir telefon kadar yakınız sevgili izleyicilerimiz. Tuzla, Kartal, Yeni Bosna, Avcılar, Beylikdüzü, bu düzergahta ücretsiz servisimiz vardır. Servisimiz sizleri alıyor, cebinizden 5 kuruş masraf çıkmadan yeme, içme, çaylar, yemekler şirketimize aittir. Bizler sizleri alıyoruz, Silivri'deki arsalarımız, Kırklareli'deki arsalarımız, hep arsalarımızı gezdiriyoruz ve yine akşam aldığımız yere teslim ediyoruz sizlere. Saçımdaki şu beyazlık senden oldu, senden oldu. Hayırsız ya senden oldu. Saçımdaki şu beyazlık senden oldu, senden oldu. Hayırsız ya senden oldu. Evet, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Yüreğine sağlık. Ali Baba'nın da kalemine sağlık. Teşekkür ederim. Amin. Evet, şimdi Yakacık Köyü'nden ve Kanal 60 izleyenlerinden gelen mesajlara bir bakalım. Kimler bize mesaj atmış? Akkayalar Düğün Salonu Kemal,
Karabulut'a başarılar diliyoruz. Sevgili Arif abime, diliyoruz. Sevgili Muharrem abime, oradaki bütün arkadaşlara selamlar olsun. Vallahi bizi yalnız bırakmıyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ben Hasan Coşkunoğlu. Tokat Yakacık Köyü'nden çok sevgili başkanımızı yalnız değil, izliyoruz tabii. Bütün hemşerilerimize sevgi, selamlar diyor. Yakacık'a bir alkış alalım. Bizden de sevgiler, saygılar olsun. Bursa'da sizi izliyor. İyi yayınlar. Şevket Başkan'a selamlar. Başarılarının devamını diliyoruz. Murat Süt Veren. Alkış alalım. Orada bulunan köylülerime selamlar olsun. Sıradaki türkü bütün köylülerimize gelsin. Ben Gebze'den Adil Özden. Özgen. Adil Özgen'e de teşekkür ediyoruz. Evet, Kanal 60 yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Yakacık Şevket Başkan yazıyoruz. Şevket Başkan'a biraz yaklaşalım ya. Evet, uzak kaldık. Evet, bugün Yakacık'a çalışıyoruz bugün. Yakacık'a selamlar olsun. Mesajları bekliyoruz. Ayrıca ekranın üst tarafında canlı yayın numaramız var. Buraya bize buradaki ortama katılmak isteyenlere canlı telefonu bekliyoruz efendim. Fatih Dündar, Yakacık Köylüm Başkanımıza hep birlikte başarılarının devamını dilerim. Ya buradaki yazı öyle aslında, kesik kesik okuyorum ama. Kemal abi, öbürünü de sen oku bakayım. Mesaj kaçtı gitti yukarı. Şuradandı galiba. Evet. Nerede kalmıştık? Fatih Dündar'ı okuduk değil mi? Fatih Dündar'ı okuduk. Evet, doğrudur. Başkan seninleyiz. Yakacık Derneği selamlar. Raşit Pekmezci. Evet, yine Arif Akkaya. Akkaylar Düğün Salonu. Şevket, teşekkür başkan. Ediyoruz. Biraz daha aşağı gel Mustafa. Canım kızım Fatoş. Bak Fatoş, yani şey yapma, sana da gelmiş. Canım kızım Fatoş. Annem, programınızı hayırlı olsun. Fatoş, annen Tokat'ta mı, burada mı? Ay, annem burada, gidecek ama. Evet, bir telefonumuz varmış. Gidecek. Alo. Alo, buyurun. Alo. İyi akşamlar. Hayırlı. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Sayın Başkanım'la görüşmek istiyorum. Ben Tokat'tan, Gökdere Köyü'nden İlmengin, onların Yakacık Köyü'ne giderken bizim köyün içinden geçiyor. Evet. Para kesiyor musunuz oradan geçerken? Tabii, oraya Boğaz. Pasaport falan istemiyorsunuz değil mi? Efendim. Buyurun başkanım, sizi aramış abimiz. Konuşun bakalım. Evet. Başkanım, iyi akşamlar. Görevinde başarılar dilerim. İyi akşamlar, çok teşekkür ediyorum. Evet, Yakacık yani, Köyü'ne giderken Gökdere'den geçiyoruz. Tokat'ın Gökdere Köyü'nden Hilmi Engin. Hoş geldiniz yayınımıza Hilmi abi. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Sizin de yayınlarınızda başarılar dilerim kardeş. Çok teşekkür ederim. Yayınlarınızda başarılar dilerim. Oradaki arkadaşlara selamlar, saygılar. Selamlar, saygılar bizden abi. Teşekkür bizlerden ederim. Çok sağ olun. Sevgiler, saygılar olsun. Teşekkür i̇nşallah, ediyoruz. İnşallah çok iyi gidiyor. Şeyiniz, derneğiniz. Sizlerin sayesinde iyi gidiyor. Ne güzel arıyorsunuz, renk katıyorsunuz programımıza. Desteklerinizi bekliyoruz. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizi ben meşgul etmeyeyim de ben sizden bir isteğim olacak ama. Buyurun. Yar sen beni seyret, ben de Tokat'ı veya Sivas'ı, bu Türkiye'yi istiyorum. Tamam. Çıkalım kaleye. Tamam. Bir akşam üstü. Tamam. Evet. Hadi. Birazdan inşallah. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, mesajlarımıza devam edelim. Tokat Yakacık Köyü Muhtarı Yusuf Güler, programlarınızın başarıyla devamını diliyorum. Tüm Kanal 60 izleyicilerine selam olsun. Kıvırcık Ali'den bir selam sal, sabah olsun parçasını. Tabii. Kanal 60 izleyenlerine armağan olsun. Seve seve. İnşallah ilerleyen dakikalarımızda. Canım ablacığım, başarılar diliyorum. Yeğenlerin Aleyna ve Ayas. Kardeşim. Sen de, onları. Annem de seni heyecanla seyrediyorlarmış. Ay, vallahi çok seviyorum. Hangisine bakıyorum bu arada? Oraya. Sizi çok seviyorum, evet. Bebeğim. Şimdilik bu kadar. Kanal 60 yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Şevket Başkan'ın köyü yazıyoruz. Yakacık yazıyoruz veya buradaki misafirlerimize bir not yazıyorsunuz veya istek yapıyorsunuz. 39-29'a gönderiyorsunuz. Biz de buradan okuyacağız inşallah. Aynen. Seve seve. Evet, Şevket abi,
Buyur, biraz seni abi konuşturalım. Söz sende. Şimdi öncelikle mesaj gönderenlere, muhtarıma çok teşekkür ediyorum. Ben muhtarımla bugün uzun bir saatlerce, yani dakikalarca konuştum. Evet. Köyle alakalı işaremizi yaptık. Kendisi şu anda 17 Nisan'da Kutu Doğum Haftası ile alakalı çalışmalar yapıyor. Bütün İstanbul'daki Yakacık köylüleri oraya davet ediyor. 17 Nisan'da yapacak. Biz 15 Nisan Cuma günü akşamı inşallah buradan çıkacağız, hareket edeceğiz. 17 Nisan'da da köyde hep beraber olacağız. Onları yalnız bırakmayacağız. İnşallah, inşallah. Geçen sene gitmiştik zaten. İnşallah bunu geleneksel hale getirecekler. Bundan sonra da sürekli onların yanında olacağız. Onların dertleri, sıkıntıları bizim derdimiz, bizim sıkıntımız. Burada tek amacımız Yakacık köyüne ne yapabiliriz, nasıl hizmet götürebiliriz? Bunun için gayret gösteriyoruz. Tabii Yakacık köyü derken Yakacık Derneği'ni de asla unutmayacağız. Çünkü Yakacık köyü bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz yer. Ama Yakacık köyünde şu anda 80-85 hane oturumu var. Ama İstanbul'da 160 hane. Yani Yakacık köyünün iki katıyız biz burada. Şimdi burada emekli olanlar gidiyor değil mi oraya? Kesinlikle şu anda yanlış hatırlamıyorsam 27 hane falan emekliler var orada. Emekli. Emekli köyü oldu. Emekli. Hani ben her zaman söylüyorum muhtarıma. Emekliler sizin için bir şanstır. Çünkü onların bilgileri vardır. Yaşanmışları vardır. Kesinlikle. Onlardan sürekli öğütler alın. Sürekli onlarla istişare halinde olun. Çünkü onlar bir işin ne olduğunu çok iyi bilen insanlar. Evet. Sağ olsun muhtarım da sürekli onlarla zaten istişare halinde. Aslında anlatacak çok şey var. Bundan 3 sene önce bir su projemiz vardı. Köy içme suyu projemiz. Bu sene getirmek, depoya bağlamak nasip oldu. Çok şükür. Köyümüzde içme suyu problemi giderilmiş oldu. Yani içme suyu nasıl problem olabilir? Öyle yayla güzel yerde yerleşim yeri de değil. Yani çok ormanlar çok. Yani orada içme suyu problemi. Bildiğiniz gibi bundan 2 sene önce, 3 sene önce ciddi anlamda bir kuraklık oldu. Evet, evet. Yani sadece bizim köyümüzde değil, Türkiye'nin her yerinde bu kuraklık oldu. Su sıkıntısı vardı. Biz de bu sıkıntıyı çözmek için gerek oradaki muhtarlarımızla, bizdeki buradaki heyetle buradan gittik defalarca işte özel idareden keşifler yaptırdık. Bir içme suyu getirdik. Onun projelerini başlatmıştık. Çok şükür nasip oldu. Şu anda geldi köyümüze. Bundan sonra su sıkıntımız olmayacak köyde. Evet. Bildiğiniz gibi yaylada zaten bizim su sıkıntımız yok. Güzel bir yaylamız var. Göletimiz var. İçme suyu sıkıntımız zaten yok. Çok şükür. Biz Yakacık köyünü çok seviyoruz. Sevilmeyecek bir yer değil ki abi. Biz de seni sevdik başkan. Çok teşekkür ederim. Bizler de sizleri çok sevdik. Yakacık köyü yani çok harika. Burada konuk gezmeye ettiniz. Değer. Her zaman başımızın tacısınız. Çok teşekkür ederiz. Yazın davet ederse gider gezeriz. Ya Reşadiye'ye, Demirciliğe, Baydarlı'ya evet, yani oraların hepsini gezdik. Başkan davet başkanım, ederse gider orayı da gezeriz. Köyüne davete gerek yok. Orası çap kapı gidebilirsin. Kesinlikle öyle. Vurun kapıyı girin içeri. Yani, yok, aynen öyle. Demişken, ben de dayımlar yer izliyorsa oradan hepsine yengelerimi, yeğenlerimi hepsini öpüyorum. Selamlar olsun. Niyazlar çıktı. başkanım burada reklam verelim sana. Tabii. Kemal abi. Ben az önce girişte de söylemiştim. Malum yoğunluk bugün evet, hafta sonu. Evet. Programım var. Programıma yetişmem evet. lazım benim. O zaman senin bir türlü daha alalım. İzleyicilerimizden, tamam. sevgili stüdyo konuklarımızdan af diliyorum. Sizlere iyi programlar diliyorum. Çok sizin de yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun. İnşallah nice programlar devamı gelsin. Allah razı olsun. Katkılarından dolayı sevgili Demirkan'a teşekkür ediyoruz. Siz, o olmasa bizler ekranda aynen. olamıyoruz aynen, ne yazık ki. Aynen. Şimdi 3 tane istek var burada. 3 tane isteklerden acaba hangisini okuyayım? Hiç fark etmez. Gözyaşlarım ince ince var. Kaynananın yürüyorum dikenlerin üstünde var. Aynen. Bir de kıvırcık alır rahmetli. Aynen var. Bir eser var. Ama ben yine de şey okuyayım. Gözyaşlarım ince ince. Okay. Onu okuyayım. Evet. Sevgili Haydar Kömür bizi izliyormuş Kars'ta. Ona gelsin. Selamlar yine olsun. Demircili Ardan köyünden. Kars'ta. Reşadiye evet. Demircili köyünden Fransa'da bizi izliyormuşlar. Onlara da gitsin. Selam olsun Selamlar Fransa'ya. Olsun. Şöyle güçlü bir alkış gelsin Kemal abime. Evet. Thank you.
Gözyaşlarım ince ince dinmez oldu sen gidince. Gözyaşlarım ince ince dinmez oldu sen gidince. Neredeydin senelerce, şimdi mi geldim aklına? Şimdi mi geldim aklına? Gençliğim gittikten sonra, belim büküldükten sonra, Azrail geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına? Gençliğim gittikten sonra, belim büküldükten sonra, acelim geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına? Neydi bende aradığın, arayıp bulamadığın? Neydi bende aradığın, arayıp bulamadığın? Etsin beni darmadağın, şimdi mi geldim aklına? Şimdi mi geldim aklına? Gençliğim gittikten sonra, belim büküldükten sonra, Azrail geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına? Gençliğim gittikten sonra, belim büküldükten sonra, acelim geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına? Şimdi gönül veren hasta, yıllar yılı koydun yasta. Şimdi gönül veren yasta, yıllar yılı koydun yasta. Ölüm acel çırak usta, şimdi mi geldim aklına? Yeni mi geldim aklına? Gençliğim gittikten sonra, belim büküldükten sonra, Azrail geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına? Gençliğim gittikten sonra, belim büküldükten sonra, Azrail geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına? Şimdi mi geldim aklına? Efendim, sonradan aklımız başımıza gelmesin. Sağ iken büyüklerimizin, annemizin, babamızın, sevdiklerimizin kıymetini bilelim. Benden sizlere sevgiler, saygılar olsun. Her şeyin en güzeli sizlerle olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Abi, ağzına, yüreğine sağlık. Programımıza çok güzel renk kattın. Çok çok teşekkür ediyorum. Kemal'im.
Emin abicim, yüreğine sağlık. Kemal Karabulut'u gönderiyoruz. Şöyle alkışlarımızla uğurlayalım. Ekranına yüreğine sağlık diyoruz. Teşekkür ederiz. Şarkılarla evet uğurluyoruz. Fatoş'um istersen bir türkü de senden alalım. Evet, ondan sonra sohbetini... İstekle devam edelim o zaman. Olur. Şöyle evet yürüyorum dikenlerin üstünde. Başkanımızın kayınvalidesine gelsin. İsim neydi? Aniş Hanım'a Yakacı'ya buradan selamlar saygılar evet, olsun. Selamlar saygılar olsun. Evet. Yürüyorum dikenlerin üstünde. Evet, harekete devam etmek isterdim ama hem isteklerimiz var, hem böyle en azından değil mi böyle evet. Rengarenk gelsin evet. Ki daha güzel gelsin. Evet. Ben böyle güzel müzisyen arkadaşlarıma, dostlarıma güçlü bir alkış istiyorum. Evet, harikalar. Provasız da çıktık malum, aynen ama harikasınız, çok teşekkürler. Fatoş Hanım. Yüreğinize sağlık. Ağzına yüreğine sağlık. Sağ olasın. Biraz da yorgunum aslında ama nasıl bilmiyorum inşallah. Olsun haftaya olacak biraz daha dinlenelim. Evet, programlar devam ettiği için. Bizlere bu ortamı sağlayan aynen. Sevgili Demir Kıran Arsa Ofisi'ne buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok teşekkürler. Çok evet. Sağ olsunlar, varsınlar. Katılımlarından Silivri'de dolayı destekleyin. Silivri'de 300 metrekare arsalar 25 bin. diyoruz. Selam ve saygılar sunuyoruz. Evet efendim. Başkanım.
Bir mesaj daha var, onu bir okuyayım. Okuyalım. Günevi Köyü Dernek Başkanıyım. Yakacık Köyü Başkanıma başarılarının devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Muzaffer Bey bizim. Evet. O da dernek başkanı. Kendisine teşekkür ediyorum. Günevi Derneği'nin başkanı. Çok teşekkür ederim. Bizi hiç yalnız bırakmaz kendisi. Evet. Devam edelim isterseniz bu derneklerle ilgili. Tabii tabii tabii. Mikrofon sizde. Tabii ki. Mikrofon bizde. Biz türkümüzü söyledik. Görevimizi aynen yaptık. Herkes görevini şimdi yapacak. Sen söz konuşmacısın. Sizde. Buyur. Aynen. Söz sizde. Şimdi gerçekten dernekçilik çok zor. Mutlaka. Bunu dernek başkanlarım çok iyi bilirler. Mutlaka. Biz amacımız belli. İnsanları bir araya getirmek. Onların dertlerini, sıkıntılarını paylaşmak. Ama ne yazık ki biz 10 gittiğimiz yerde, 10 adım gittiğimiz yerde maalesef bir adım bize gelmiyorlar. Bu bizim kendi köylülerimize dahil. Biz onlar için emek gösteriyoruz. Ya burada bizim bir maddi çıkarımız yok. Bizim bir kazancımız yok. Sadece insanları bir araya getirelim. Dertleri derdimiz olsun, sıkıntıları sıkıntımız olsun istiyoruz. Ama maalesef başkanlarımız burada yalnız bırakılıyorlar. Arkalarında destek olmuyor. Şimdi aslında var ya, başkanların burada hiçbir menfaati olmadığı gibi aynen, bir de ceplerinden evet, ceplerinden para harcıyorlar. Ben görüyorum. Gerçekten. Gerçekten. Allah razı olsun. Allah. Canlı bir numara şey telefonumuz varmış. Bir alalım. Tamam. Alo. Buyurun. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Efendim, ben İbrahim Coşkunoğlu. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Böyle bir anlatmanızı çekecekse teşekkür ediyorum dernekler adına. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Buyurun. Değerli Şevket Bey, benim hem başkanım hem de eniştem olur. Teşekkür ediyorum İbrahim kardeşim. Sağ olsun. Başkanım belli ki çok seviliyor. Aynen. Tabii. Ne güzel ama. Ne özellikle güzel. Hanım tarafından çok, güzel. Çok seviliyor sanki. Çok ama olarak. İyi de bir insan. İyi doğru mu? Tanıdık ama güzel, evet, iyi bir insan. Sağ olun. Evet, buyurun. Ne güzel. Buyurun efendim. Başkanım bahsettiği gibi çok büyük projeleri imza attı. Sağ olsun, var olsun, köyümüze su getirdi. Yani dile kolay ama baktığınız zaman çok uğraş verdi. Evet. Ondan dolayı kendisine, uzunluğunuza çok teşekkür ediyorum. Evet. Allah yar ve yardımcısı olsun diliyorum. Amin, amin. Başkanımız o kadar yoğun ki hem sizin dernek işlerinizle uğraşıyor, bir de TOSGEB'de de başkanlık yapıyorum. Evet, sanki Tokat Sanat Kültür Edebiyat Spor Derneği. Evet. Fazla aktif biraz sanki. Zayıflamış. Çok çalışıyor. Aynen, Kendisine dediğim gibi görevinde başarılar diliyorum. Çok başarılı olduğunu düşünüyorum başkanımızın. Size de tekrar teşekkür ederim böyle programı yaptığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim İbrahim kardeşim. Ailecik izliyoruz. Sıradaki büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese selamlar söylüyorum. Tekrardan başkanımıza Allah da yar ve yardımcı olsun diliyorum. Teşekkür ediyoruz biz de programımıza katıldığınız için. Renk verdiniz efendim. Sevgiler, saygılar, çok sağ olun. Buradan hayırlı Yakacı'ya, için. Bütün Tokat'a, bütün Tokatlılara, bütün dünyadaki Tokatlılara selam ve sevgilerimizi selam, selam olsun. Bir istekleri var mı acaba? Hazır aramışken bir soralım beyefendiye. Var mı? Bir isteğiniz var mı efendim? Çay kahve evet. Değil tabii. Şarkı, türkü olarak. Tabii ki. Türkçe olalım isteyeyim. Abum Türkçe istiyorum. Abum kız abum. Abum güzel. İnşallah. Öğretmene varamadım. İnşallah. Evet. Ama, aslında ama o zaman Tokat aynıdır. Onu söyleriz ama bir aynısıyla şartımız olur. Yakacık köylüleri buradayken oynarlarsa söyleriz yani. Aynen. Oynar mıyız? Oynarız değil mi? Oynarlar. Oynarız bence değil mi? De oynayalım. Hadi bakalım. Yani. Tamam. Tabii ki hemen. Tamam hadi bakalım. Evet. Birazdan teşekkür ederim efendim. İnşallah. Hayırlı akşamlar efendim. Hoşçakalın. İyi geceler. Çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmıyorlar. Yakacık köylüler çalışıyorlar. Çalışmaya devam edecekler. Program bitene kadar da mesajlarını, telefonlarını bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle annem ve babam beni izliyorlarmış. Buradan onlara saygılarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Telefonla ulaşamamışlar. Beni cep telefonumdan arıyorlar. Öyle mi? Bizim de kendilerine saygımız. Teşekkür ediyorum. Allah uzun ömürler versin. Ellerinden amin, öpüyorum hepsini. Amin. Hepimize selamlar, saygılar efendim. Selamlar, saygılar. Ellerinden öpüyoruz. Çok teşekkür ederim. Şimdi derneklerin problemleri, sorunları çok. Gerçekten
esnaflarımız var köylerimizin içerisinde. Esnaf arkadaşlarımız birazcık destek olsa, çok fazla değil. Ya birazcık ucundan tutsalar, derneklerimiz biraz daha bir yerlere gelebilecek durumda. Mutlaka. Şu anda benim gördüğüm, Tokatlı derneklerimizin çoğu kira. Kira, yani bulundukları yerler kira. Bunların kira giderleri var, elektrik giderleri var, su giderleri var. Mutlaka, tabii. 3 aydan 3 ay stopaj vergileri ödüyorlar. SNS olanla beyannameler veriyorlar, kar zararlarına bakıyorlar. Yani çok parlak değil aslında bizim derneklerimizin işi. Maalesef sıkıntılı. Bazı derneklerimiz sadece tabela derneği. Yani oraya ismini yazıyorlar, sadece isim olarak kalıyor. Ben bunlara çok üzülüyorum. Yani öyleyse tabii ki üzülür. Yani bütün Tokatlı derneklerimizin, üyelerimizin biraz daha gayret etmesi lazım. Biraz daha elini taşın altına koyması lazım. Özellikle üye arkadaşlarımızın, dernek başkanlarına, dernek yönetimine sahip çıkmalarını istiyorum. Birinci dönem başkanlığını, kurucu başkanlığı ben yaptıktan sonra ikinci dönem Rafet Yiğit abimiz, kendisi burada, beni her zaman yalnız bırakmıyor. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Kendisi burada. Rafet Yiğit yönetimde mi? Şu anda da evet, derneğimizin yönetiminde devam ediyor. Mikrofon verelim size Rafet abi. Kendisine ne kadar teşekkür edersem azdır. Kendisine de bir mikrofon verme şansımız varsa, buraya alalım, duygu ve düşüncelerini de alalım onunla. Bir alkış alalım Rafet abiye. Rafet abi. İyi akşamlar Rafet abicim. Hoş geldin. Bizleri yalnız bırakmadınız. Sağ olun, var olun. Köyünüzle, derneğinizle alakalı konuşmak istediğiniz... İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Ne varsa buyurun, mikrofon sizin. Şöyle kameralara dönelim. Başkanım siz de gelin böyle. İzleyenlerine, dünyada, Türkiye'de, stüdyoda bizi izleyen ve derneğimizde şu anda bizi izleyen Yakacık köylülere iyi akşamlar diliyorum. Kanal 60 ekranında bizi izleyen tüm Tokatlılara iyi akşamlar diliyorum. Kanal 60 şu anda Mustafa Bey'e ve ekibine teşekkür ediyorum bizi buraya konuk ettiği için. Başkanıma teşekkür ediyorum bu programı bize hazırlayıp Tokat Yakacık Köyü'nü dünyaya tanıttığı için. Özellikle Şevket Başkan'a buradan teşekkür ediyorum. Herkesin de bunu iyi bilmesi lazım. Tokat Yakacık Köyü Derneği kuruldu. 10 yıl oluyor, 11. yıla giriyoruz. Şevket Başkan'ın hiçbir zaman şu derneğe verdiği katkıyı hiç kimse veremez. 3 yıl başkanlığını yaptım Tokat Yakacık Köyü Derneği'nin. Şevket Başkanım ikinci dönemde başkanlığa devam ediyor. Kendisine teşekkür ediyorum ve başarıların devamını diliyorum. Zaten başarılı kendisi. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sizi tanıdık. Başkanım, çok mutlu olduk. Ederim. Çok yüreğine sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. Alkış alalım başkanım. İyi akşamlar. Alkış. Evet, Rahim Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Her zaman beni yalnız bırakmıyor. Evet. Gittiğim her yerde, yaptığım her programda her zaman yanımda. Onunla beraber çalışmaktan çok mutluyum. Gerçekten olması gerektiği gibi davranıyor. Olması gerektiği gibi her şey. Doğruyuz neyse onu söyler. Asla taviz vermez. Ne güzel. Zaten güzel. Tek kişiyle bu işler doğru, yürümez. İlla evet. Bir tane, çok güzel iki bir tane, şey, dürüst olmak. Olduğu yanında gibi olmak, destek doğal olmak. Olacak, maddi manevi destek olacak bir arkadaş şart yani. Evet. Aynen. Ya üzülerek söylüyorum. Şu anda benim bu stüdyonun, benim taraftarımla, benim üyelerimle bu stüdyonun şu anda dolu olması gerekiyordu. Ne yazık ki bu bütün derneklerimizde var. Sadece benim için geçerli değil. Aynen. Evet. Hepsinde oluyor yaşam. Maalesef. Yani mesajlar attım. Facebook'larda, sivil toplum şeylerde paylaşımlar yaptık. Bizi yalnız bırakmayın. Gelin o gün köyümüzü tanışacağız, derneğimizi tanışacağız, sıkıntılarımızı, problemlerimizi konuşacağız diye. Ama maalesef getiremedik arkadaşlarımızı buraya. Ya biz bu dernekçiliği bilmiyoruz, ya biz onlara başkanım, anlatamadık gelenler derdimizi, yeter sıkıntılarımızı. Gelenler yeter bize. Gelenlere çok teşekkür ediyorum. Biz sizi alkışlayalım. Sağ olun, harikasınız. Bizim keyfimiz yerinde başkanım. Aynen. Eyvallah. Bizim yakacık de keyfimiz yerinde yani. Tokat bizi izliyor. Yakacık bizi bir izliyor. Bir de nasipten evet. Ötesi olmaz yani, yani. Kısmeti aynen. Yani buraya gelmeler güzel şart bir ortam. Değil. Güzel belli. Ne güzel, ailece buradayız. Bizim için.
Zaten gelmişler, ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyoruz gelenlere. Sizden Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Evet. İzleyenler de, mesaj atanlar da sağ olsunlar. Aynen. Çok teşekkür ediyorum mesaj atan arkadaşlarıma. Özellikle Gebze'den Adil Özgen abime, Fatih Dündar kardeşime, bize teşekkür ediyoruz kardeşime, kendilerine. Hasan Coşkunoğlu abime. O kadar yoğun mesaj var ki. Çok teşekkür ediyorum. Valla ay bir okusam keşke aslında. Güzel olur. Şu anda dernek merkezimizde de eminim ki bütün herkes bizi izliyorlar. Şu anda dernek merkezinde en az 40-50 kişilik bir ekip şu anda oturdular, bizi izliyorlar. Öyle mi? Hepsine selamlar. Yani biz oraya gelemesek ama buradayız. Burada ama gönülleri burada, ediler. Ne güzel. Kendilerine buradan hayırlı akşamlar diliyorum. Bizi izlemeye devam etsinler, bir yere ayrılmasınlar. Yakacık köyünü kısmet olsa bir sefer daha alırız nasip olursa inşallah. O zaman daha yoğun bir şekilde bekleriz inşallah. Seve seve. Biz de geliriz seve. Sizin olduğunuz her yere geliriz. Başımızın üstünde yeriniz var her zaman. Biraz mesaj okuyalım o zaman. Şöyle Bursa'dan Osman Kanal, Muharrem'in bacanağının babası diyor. Bursa'dan Osman Kanal, Muharrem'in bacanağının, Muharrem kimdi? Bacanağının babası. TV 60 selamlar başkanım, ben Yakacık köyünden Recep Dinçtürk. Başkanıma selamlar, bütün köylülerime selam ederim diyor. Selamünaleyküm. TV 60. Ben Avlunlular Ortaköy'den Osman Uçar. Öncelikle orada bulunan başkanım Şevket başkanıma Şevket başarılar diliyorum. Ya yazılar bozuk geldiği için okumakta zorlanıyoruz arkadaşlar. Orada bulunan Mustafa Güler'e de selamlar olsun. Dışarıda mevsim baharmış türküsünü tüm Tokatlılara gelsin. Kanal tamam. Atmış'a gelsin. Dışarıda mevsim baharmış, gezip dolaşanlar varmış, güller su gibi akarmış, geçmiyor günler geçmiyor. Tamam mı? Teşekkür ediyoruz. Okey. Harikasın. Burcu Taner, Bursa'dan. Bursa'da bayağı yakacıklı var. Evet, var. Yeğenim kendisi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Anneme, babama, kardeşlerime, Tokat'taki akrabalarıma, başkan Şevket abime, yeğeni, bütün Türkiye'ye selamlar, iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet başkanım. Mikrofon sende. Bu arada ekranın üst tarafında canlı yayın numaramız var. Telefonla katılmak isteyenleri bekliyoruz. Evet başkanım. Evet, gördüğünüz gibi Yakacık köyünde de şu anda bizi seyrediyorlar. Yani ben esasında bu kadar beklemiyordum. Gerçekten Yakacık iyi geldi. Buyurun. Döneminde köye ne eser yaptım, çeşme yaptım mı dernek tarafından, köy odası yaptım mı, su getirdim mi, yollar yaptırdım mı, bunları konuşacağım. Evet. O zaman üyeler senin makamına geliyor. Çok teşekkür ediyorum abiciğim. Evet. Evet, yayına gitti mi abinin ses acaba? Evet, şimdi konuşmalarınız zaten yayına gitmiyor abiciğim herhalde. Gidiyor mu yayın? Evet. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Biz 11 sene oldu biz Yakacık Köyü Derneği'ni kuralım. Hay başımızın üstünde yeriniz var. Her zaman bekleriz. Şimdi öncelikle camimiz vardı bizim. Camimizin tadilatı için İstanbul'dan bir heyetle oraya kadar gittik. Maddi ve manevi katkılarımızı yaptık. Bu bir. İkincisi, köyle ilgili herhangi bir ne olursa olsun fark etmiyor. Bir sorun olduğunda, bir sıkıntı, problem olduğunda biz zaten her zaman onların yanında olduk. Şu anda yeni bir proje var. Camimizin bulunduğu yerin avlusunda bir misafirhane yapmayı düşünüyoruz. Muhtarla sürekli istişare halindeyiz. Orada bir yerimiz var zaten, mevcut olan bir yerimiz. Orayı tadilat yaparak dışarıdan gelen misafirlerimizi, ihtiyar heyetini orada oturup işte kahvesini içecek, çayını içecek, muhabbet edecek bir yer hazırlığı var. Bununla ilgili çalışmalarımız da var. Bu konuda biz muhtarımıza her türlü desteği veriyoruz zaten. Yayla Festivali dediniz, biz geçen sene Yayla Festivali yaptık. Mustafa Bey de bizimle beraberdi, yalnız bırakmadı. Kendisine teşekkür ediyorum. İlk defa yaptık. Ama güzel bir festival oldu. Hiç de ilke benzemiyordu. Bayağı bir ilgi vardı. Yani evet, sanki ilk kez yapmamıza rağmen bayağı bir ilgi vardı, bayağı bir katılım vardı. Bak bekleriz. Abim zaten birinci tamam. Oluyor. Almus. Almus, küçük Almus'a da selamlar olsun. Büyük Almus.
Beklerim, her zaman beklerim. Orası sizin yaylanız, sizin köyünüz. Her daim başımız üstünde yeriniz var. Geçen sene İstanbul Dernek olarak yine katkımızı yaptık. Kutu doğum haftası yapıldı. Bununla ilgili biz buradan iki otobüsle gittik. Maddi ve manevi katkılarımızı yaptık, geldik. Maddi yaptığımız katkıların burada miktarları söylenmez. Çünkü onlar bir elin verdiğini bir elinin bilmemesi lazım. Aynen, aynen. Orada emeği geçen bütün yakacık köylülerine teşekkür ediyorum. Bu konuda hiçbir zaman fedakarlıktan kaçınmadılar. Üzerlerine düşen bütün görevleri yerlerine getirdiler. Bu konuda onların hakkını asla yemem. Su dedik. Zaten burada özellikle Tokat Özel İdare'ye, yönetiminde başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Göstermiş oldukları ilgiden, alakadan dolayı. O suyu bize kazandıkları için. İçme suyu problemimiz çözüldü. Ne kadar teşekkür etsek azdır kendilerinden. Buradan selam ve saygılarımı sunuyorum hepsine. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Bizzat ben gittiğim, görüştüğümde de bizleri çok iyi ağırladılar. Gereken neyse yapılacak dediler ve yaptılar. Bu yüzden özel idaredeki yönetimine, en küçük kadrodan en büyük kadroya, çalışanla, paletle çalışan, kepçeyle çalışan, kazmayla çalışan, bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle hizmetler var olduğu sürece bizler de Tokat'ın her zaman yanında olacağız. Elimizden ne geliyorsa onu yapmaya hazırız biz zaten. Sağ olun, Allah razı olsun. Şimdi Yakacık köylülere gelince, bu dernek bir gün kuruldu ama kapatılmamalı. Asla. Gençlerimiz, özellikle gençlerimize buradan seslenmek istiyorum. Bugün biz varız, yarın yokuz. Ama Yakacık köyü her zaman var olacaktır. Onun için buraya sahip çıkın. Ben her zaman istiyorum ki benim 18 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında kardeşlerim gelsinler burada, dernek başkanlığı yapsınlar. Ben onların yönetimine girerim, arkanda her zaman durur, onlara destek veririm. Bunları da zaten zaman zaman yapmışızdır. Benim gençlik kolları başkanım da burada zaten. Futbol turnuvaları istediler, götürdük. Piknikler istediler, götürdük. Ne istiyorlarsa yaptık. Ve yapmaya da her zaman hazırız. Ben olsun başkanım. Vallahi ne olsun ya. Çok güzel. Özellikle sormak istediğiniz bir şeyler varsa. Emeğinize sağlık. Vallahi harika. Çok güzel. Fikirler güzel. İcraatlar da var. Anladığım evet. Kadarıyla. Çok bundan güzel. Sonra da özellikle genç kardeşlerime biz burayı devretmek istiyoruz. İnşallah. Artık bizler yavaş yavaş miadımızı tavlıyoruz. Emekliler kervanına girip artık köyümüze gitmek istiyoruz. Gençlere o zaman duyurulur. Gençlere. Evet, şöyle ilgilenenler varsa. Duyurulur bu. Şimdi köyün ekmeğini yiyen, suyunu içerek büyüyen bizler. Burada ne kadar İstanbul'da yaşasak da, ne kadar şeylere ayak uydursak da memleket çekiyor. Yine de toprak, tamam, başka toprak bir şey. Diyoruz başka, ki, siz de, sen de söyledin şimdi, emekli olunca memlekete gidelim. Şimdi bizim çocuklarımız ya da torunlarımız, bunlar memlekete gitmek istemeyecek yaşlandıkları zaman. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Şimdi onlara da aslında bir gelecek hazırlamak lazım diye düşünüyorum. Çok doğru. Ne yapabiliriz mesela? Güzel arsalar satılıyor. Evet. Nerede satılıyor? Aa, şeyde. Aslında evet, güzel fikir. Kırklar elinde uygun. Aynen, Demir Kıran'dan. Olabilir. Böyle dernek olarak veya şahıs olarak böyle toplu halde yakacıya torunlarımız örneğin veya çocuklarımız yakacıya gideceğine, kırklar elindeki yakacıya gitmeleri daha güzel olmaz mı? Yani böyle bir şey olabilir yani. Yani gelecekte tabii olabilir ama şimdi şöyle bir şey var Mustafa. Her zaman söylüyorum. Doğduğun yer mi, doyduğun yer mi? Doyduğun yer oluyor. Evet. Ya. Doyduğun yer oluyor. Aynen. Maalesef. Ama ben onu demiyorum. Ben doğduğum yer. Aynen. Ben her zaman yakacıklıyım. Evet. Ben yine gideceğim yakacığa. Şimdi zaten hiçbir zaman benim İstanbul'da ya da İstanbul civarında hiçbir zaman gözüm olmamıştır. Ne güzel. Her zaman memleket demişimdir. Ben yine Tokat'a evimi yapacağım. Ben yine köyüme evimi yapacağım. Ben oraya gideceğim. Şimdi ben ve sen için konuşmadım zaten. Evet. Çocuklarımız genel için. Olarak, çocuklarımız evet. Ve torunlarımız. Şimdi gençlik biraz gençlik orada çünkü, tabii ki yaşama daha, arzu etmiyorlar. Memlekete fazla aynen. Gözü olmayan. Torunlarımız köyü bilmiyor. Zaten doğru düz götüremiyoruz da. Yani aynen, belki evet. Sizler götürüyorsunuz ama bizim biz burada yetiştik. Tamam, Tokat'ta belli bir yaşa kadar büyüdük ama bizim çocuklarımız buradan gitmek istemeyecek. Memlekete gitmek istemeyecek. Evet. Yaşlandığında, şimdi değil. Emekli olacak. Ama öyle, ben aynı fikirdeyim seninle. Gençlerin o tarafa doğru öyle, bir açılmanızı tavsiye ederim.
Ama inşallah değişir. İnşallah. Başkanım değiştirir inşallah bu gençlerin fikrini, değil mi? Vallahi burada genç başkan? Arkadaşlarım artık. Vallahi inşallah. Karar onların kararı. Nasıl istiyorlarsa. Zaten şöyle baktığımda zaman... da hemen hemen gençler. Bir türkü yani. Söyleyelim o zaman. Tabii ben söylemeyeceğim türküyü. Evet. Buyurun. Hadi. La yapalım. Ne gelsin? Ağlama canım. Fatoş, ondan sonra sen de hazırla türkü. Ben isteklerim hazır zaten. İstekleri kaç okuyacağız. Kaç tane istek var öyle? Vallahi böyle 3 tane şu anda var. Birisi okundu. Yakışmaz o gül yüzüne. Yıllardır aranmaz sen sözüne. Dünyada başkası yoktur gözünde. Ne olur gözyaşını sille gidelim. Ağlama canalım, ağlama maralım, ağlama karalım, ağlama yaralım, ağlama yaralım. Ağlama canalım, ağlama maralım, ağlama karalım, ağlama yaralım, ağlama yaralım. Ne düşersek yollara, türkümüz söylenir dilden dillere. Ancak kavuşuruz bizim ellere. Ne olur gözyaşını sille giderim. Ağlama canalım, ağlama maralım, ağlama karalım, ağlama canalım, ağlama canalım. Ağlama canalım, ağlama maralım, ağlama canalım, ağlama maralım, ağlama yaralım. Ağlama canalım, ağlama. Durmadan bir tane de Fatoş'tan alalım bir türkü. Hayatımda ilk defa okudum. Eşlik etmeye çalıştım böyle valla. 13-14 yıldır hemen hemen sahnelerdeyim ilk kez. Hani, evet, güçlü alkış gelsin. Al, güzel bir türkü. Aynen, hadi gelsin. Evet, isteklere devam ediyoruz. Ne gelsin? Sivas'a gidecektik. Bir selam salsam olsun bu da Kıvırcık Ali. Sevenlerine ruhu şad olsun. Sivas'ı seyret. Yar ben seni aynen. İstersen. Onu oku. Hadi bir gelsin. O mu acil? Evet, o gelsin. Ondan sonra canlıyı okuyacağız. Abim vardı. Ondan sonra bir oynarız değil mi? Evet. Değil mi? Sonra arkasına abim onu... yaparız, oynarız. Öyle yaparız. Okey. Gelsin. Sivas'a, Tokat'a, tüm Türkiye'ye şöyle selamlar, sevgiler olsun.
Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni, yar ben de seni. Sanma deli gönül yar sana küsüm, yar sana küsüm. Sen tokatı seyret yar ben de seni, yar ben de seni, can ben de seni. Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni, yar ben de seni, can ben de seni. Bu garip ferhatın kurbanın olsun, kurbanın olsun. İse bu canımı yoluna sensin, yoluna sensin. Sensiz bu dünyayı söyle neylesin, söyle neylesin. Hazır mıyız? Sesi olsun seyret yar ben de seni, yar ben de seni, yar ben de seni. Sesi olsun seyret yar ben de seni, can ben de seni, kız ben de seni. Sen tokatı seyret yar ben de seni, yar ben de seni, kız ben de seni. Siz kanal atmışız seyredin bizler sizi, yar da bizizi, can var bizizi. Evet. Dedik böyle değil mi? Kanalımızın da azıcık bir reklamını yapalım değil mi? Çok sağ olun, çok sağ olun. Teşekkürler, yüreğinize sağlık. Başkanım sıra gene sana geldi galiba. Evet, vallahi sende. Mikrofonu bana verirseniz ben susmam da. Ben çok konuşurum yalnız. Hani çok fazla ekran başındakileri bizleri izleyenleri de sıkmadan ara ara böyle türkülerimizi söyleyerek programın akışına devam edelim. Sağ olun. Şimdi dedim ya ben Yakacı köyleri gerçekten çok seviyorum. Bütün dernek başkanları da öyledir. Eminim ki üyelerini çok seviyordur. Dernek başkanlarına sahip çıksınlar. Dernek başkanları hiçbir zaman hesabını veremeyeceği bir işin altına asla girmez. Her şeyin hesabını verebilir. Çünkü yanında yaklaşık 20 tane, 21 tane ekibi vardır. Evet. Bu ekipteki arkadaşlar nerede ne yapacağını haberdar olurlar, bilirler. Onun için dernek başkanlarına güvensinler, yönetimine güvensinler, sahip çıksınlar. Özellikle genç kardeşlerim yapacakları projeleri, akıllarında olan her şeyi getirsinler, bizlerle paylaşsınlar. Bu dernek için, köyümüz için, kendi şahısları için ne yapabiliriz? Onlar için elimizden gelen bütün her şeyi yapmaya hazırız. Aslında gençliğe düşüyor bu işler. Kesinlikle esasında. Yani dedim ya bugün biz varız. Yarın yokuz ama aynen. Gençler... Garantimiz yok yarına. Gençler bu işin mutlaka arkasında olmalı. Bir yerden tutmalı. Ama yeni yetişen maalesef gençlerimiz böyle şeylerden çok uzaklar. Ya dernek nedir abi diyorlar. Nedir ya? Ne yapacağız biz orada diyorlar. Halbuki çok ya şey var da. Ya gidip şurada oynamak evet. Varken, şurada eğlenmek, gezmek varken... Onlar geçici şeyler halbuki. Evet. Ama biz bu onların suçu yok. Çünkü biz onlara bunu aşılayamadık, anlatamadık zaten. Çok doğru. Dernek varsa ben seni tanıyorum. Senin abini tanıyorum. Senin amcanı, dayını tanıyorum. Evet. Yarın bir düğünün olduğunda, Allah korusun bir cenazen olduğunda
Tek başına onu kaldıramazsın sen. Tabii ki. Arkanda bir akraban, bir dostun, bir arkadaşın, eşin olması lazım. Ne demişler? Düğün de dostlarla kalabalık olur. Cenaze de öyle. Evet. Yani iyi günde, kötü günde. Kesinlikle. Yani onun için dernek üyeleri, arkadaşlarım mutlaka cenazelerde, düğünlerde, acaba tatlı günlerde hep bir arada olsunlar. Yapılan mesajlara kulak versinler. Çağrılara kulak versinler. Ya insanlar size bir yere davet ediyorsa boşuna davet etmiyor. Evet. Orada bir program var. Ya bir acı var, ya bir hüzün var, bir sıkıntı var ki seni davet ediyorlar. Gelin, destek verin, yanlarında olun ki başkanlar size daha güzel hizmet etsin. Sizin arkanızda olmanız başkana şevk verir, azim verir. Başkan daha güzel şeyler yapmak için gayret gösterir. Onun için özellikle genç kardeşlerim, özellikle söylüyorum. Bugün biz varız, yarın sizsiniz. Buranın başkanı, yönetimi sizlersiniz. Gençlik kollarımız buradaydı değil mi? Gençlik kolları başkanım da burada, yardımcısı da burada. Onu da alalım, onlara da bir mikrofon verelim biz. Bir mikrofon verelim, evet. Şöyle oraya gelelim o zaman. Bir saniye. Aynen. Başkanım, söyleyeceklerini unutma. Tabii. Evet, aslında en azından cevap gençlik kollarında yani bütün işlemler, bütün iş oradan çıkacak. Bundan sonra bakalım. Önce tanıyalım sizi. Ben Fatih Güler. Öncelikle iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yakacık Köy Gençlik Kolu Başkanıyım. Biz de başkanım, ben benim abim olur, yeğeniyim ben. Başkanlık yardımcı yer şeyden mi geçiyor böyle? Krallık gibi. Yani ayak uydurmaya çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Tabii öncemiz evet. O. Bu işleri, ortamı bilen daha çok başkanımız. Evet. Biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Biraz heyecanlıyım herhalde. Olsun, heyecansız olmaz. Kusura bakmayın, her zaman televizyona çıkmıyor. Güzel heyecanlar onlar, sağ olun. Bu arada köyüme de bir selam edeyim, aileme selam edeyim. Bizden de selamlar olsun. Tamam. Sağ olun, teşekkür ederim. Mikrofon olmak isteyen var mı? Var mı? Yakacıya selam göndermek isteyen var mı buradan bakalım? Ben Kamil Güler, tüm köyümüzün halkına, tüm Tokatlara selam ederim. Özellikle ablam şu anda beni izliyor. Ablama da selam ederim. Tüm Tokatlara, Yakacıköylülere Gülsün Özmen. Gülsün Özmen'e buradan selam. Ay, kızdan olurum abi. Bak göster abiyi, göster. Gülsün abla görsün, abiyi göster kamera. Aynen aynen. Göster göster. Evet. El salla abi. Orada. Tamam tamam tamam. Evet. Sizle konuşmak ister misiniz? Buyur abi. Yakacıya bir selam gönderin buradan. Ben Mustafa Güler. Bütün Yakacı köylülerine ve askerlerine buradan Kanal 60'a da teşekkür ederim. Selamlar. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Siz de konuşacak mısınız? Yok. Evet, teşekkür ediyoruz. Herkesin adına ben göndereyim buradan Yakacıya selamlar. Bizden de gelsin. Evet. Evet başkanım, kaldığımız yerden yine devam edelim. Bu arada gençlik kolu başkanımıza çok görev düşüyor. Gençleri topluyorsun. Bir dahaki sefer inşallah bura full çeksin. İnşallah. Yakacık köyü gençleri. Selamlar, saygılar. Şimdi ayrı ayrı görüşlerini söylediler. Bizi de burada yalnız bırakmadılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Eminim ki bugünden sonra yarın çalışmalara başlayacaktır. Bunları gözlerinde görüyorum çünkü ben bunları. Yarından itibaren gençlik kolları olarak arkadaşları toplayacaktır, bir araya gelecektir. Size de bunun müjdesini veriyorum. Çok yakında yaklaşık 15-16 takımla beraber size bir futbol turnuvası organize edeceğim. Ne güzel bir haber, ne güzel. Süper. Bu turnuvada asla galip gelmek değil, dostluk yarışacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Çünkü girdiğiniz her turnuvada en centilmen takım seçildiniz. En güzel kupaları sizler aldınız. Ve yine böyle olmaya devam edeceksiniz. Sizlere çok güveniyorum. Zaman da çok çabuk geçiyor. Evet. Zaman var var. Devam et başkanım. Güzel şeyler çok bitiyor zaten değil mi böyle? Evet, bir 10 dakikamız var. Sonra bir oynamaz. Siz tabii ki sözünüzü... Başkanım,
İsterseniz ben toparlayayım. Oyun havası kolay yapacak size herhalde. Aynen böyle finali öyle güzel bir hareketliyle kapatırız. Evet. Buyurun siz. Bizler sizleri çok seviyoruz. Her daim sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Güçlü alkış gelsin benim başkanıma. Başkanımıza evet. Asla küslük, dargınlık asla olmayacaktır. Çünkü hepimiz kardeşiz. Birimiz birimizden kız aldık. Birimiz kızımızı evlendirdik. Aynen birimiz öyle. Oğlumuzu evlendirdik. Nereden bakarsanız bakın köyün %100'ü akrabadır. Aynen. Asla küslük, dargınlık istemiyorum. Olmasın. Bunu özellikle rica ediyorum sizlerden. İstanbul'daki yetişen gençlerimiz zaten hani köy yerlerinde şey vardı, sülalecilik kavramı vardır. Evet. A sülalesi, B sülalesi diye bir şey vardı. Ama İstanbul'da böyle bir şey yok. İstanbul'da burada herkes aynı sülale. Bilmiyorlar. Evet. Hepimiz akrabayız diyorlar. Evet. Hepimiz akrabayız diyorlar. Sizlerden ricam asla küskün, dargın olmayın. Bu dernek hepinizin derneği. Bu köy hepimizin köyü. Allah nefes verdiği sürece biz hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah. Aktif olmasak bile arkadan destek vermeye devam edeceğiz. Gençler kardeşlerim, önümüzdeki dönem kadronuzu kurun. Bu derneği yönetimizi oluşturun. Her zaman sizin yanınızda olacağız. Sizlerden yeni bir yönetim, yeni bir başkan istiyoruz. İnşallah. Kanal 60 ekibine, Mustafa abi sana, Batuş Hanım size çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Gerçekten onur duyduk. Biz çok mutlu olduk. Her zaman bekledik. Çok biz sevdik burayı. Biz de sizleri yani sevdik. Ne zaman davet gerçi azıcık ben geç kaldım ya biraz gerginim ama olsun. İlerleyen programımız bu kadar olacak. Güzel olur. Aynen. Evet, Kanal 60 bizim evimiz, bizim yuvamız. Her zaman. Evet. Her zaman biz öyle görüyoruz, öyle geliyoruz zaten buraya. Çok kıymetli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Kameraman arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm emekçilere selamlar olsun diyoruz. Buradaki herkese beraber ekran başındaki olanlara evet selamlar, saygılar. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok sağ olun. Hadi o zaman bir şey daha söyleyecektim. Çok buyurun. Özür dilerim. Muhtarım aramıştı. Özellikle buyurun. Bu konuyu rica etti. Bir dile getirseniz sevinirim diye. Şimdi köy üyelerinde ormanlık araziler vardı. Belli bir dönemlerde bunları keserler. Orman idaresine götürürler. Evet. Bununla alakalı şu anda köyümüzde bir sıkıntı yaşanıyor. Özellikle bunun hani orman kanunlarını çok iyi bilmiyorlar köy halkımız. Orman İdaresi yönetimi bu konuya bir el atarlarsa, bu konuyla ilgili köyümüzü bilinçlendirir, bu konuyla ilgili yardımcı olurlarsa çok sevinirim. Çünkü köyler arasında sıkıntılar yaşanıyormuş. Biz böyle şeyler asla istemiyoruz. Evet. Muhtarım özellikle rica etti. Şu anda belli bir sıkıntı yaşıyorlarmış. Bununla ilgili Tokat Orman İdaresi eğer bizi dinliyorsa, seyrediyorlarsa, bu konuyla ilgili köyümüz halkını bilinçlendirirlerse kötü olaylara sebebiyet olmayacaktır. Kendilerine özellikle bunu rica ediyorum. Evet. Muhtarım zaten bu konuda çok anlayışlıdır. Ama köydeki insanlar bunu çok iyi anlatamazsınız. Muhtar da anlatamaz, bizler de anlatamayız. Evet. Ama oradan gelen bir arkadaşlarımız bunu anlatırlarsa çok memnun oluruz. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Kanal Akış ailesine sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür hepiniz ederiz. Allah'a emanet ediyorum. Siz de Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet, çok sağ olun. Evet, teşekkürler başkanım. Çok sağ olun. Orada bulunan Şevket Öztürk'e ve Rafet Yiğit, yanlış yazılmış tabii. Abime, Rafet Yiğit abime ve bütün köylülerime selamlarımla diyor. Erdal Yiğit. Yiğit mi? Evet. Sizden de selamlar olsun. Değirmenli köyünün yakışıklı ve güzel adamı Mustafa Elmas. Vay be. Senden yüreğinden geçen türküyü yerli kaya ailesine istiyorum. Evet, hayırlı olsun. Geçen. Teşekkür ediyoruz. Ben Yakacık köyünden Şevket Başkan'ın dayısı Dursun Dündar. Yeğenime başarılar dilerim. Kanal 60'a saygılar yayınlarında devamını diliyorum diyor. Oradakilere selamlar ve saygılar. Bizlerden de size mesaj atan bütün herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Hadi bir abum babum yapalım bakalım yakacıklar oynayacak mı? Evet hadi bakalım. Beraber şöyle. Bu dostlarınızı oynamak isterlerse, misafirlerine sevgilerim. Buyurun.
sensin abum, abum, abum kız abum da gülüp gül olsun abum. Gel abim gel. Öğretmenim olsalar, şu halime sorsalar, abum abum kız abum da, sebebim sensin abum. Abum abum kız abum da, gözü kör olsun abum. Yokuşlar çıkmıyor. Güzeller görünce Frenler tutmuyor. O benim sensem yarim, ne olur güzel yarim. Söz verdin gelmedin de ben sana küstüm yere. Kitabım çok yok. Saçlarına gül koymuş. Yelesilikçe kokuyor. O benim sensem yarim, ne olur sensem yarim. Söz verdim gelmedim de ben sana küsüm yarim. O benim sensem yarim, ne olur sensem yarim. Söz verip de gelmedim ben sana küsüm yarim yarim. Darı koydum ambara, eminem darılır mı sen bana? Eminem darılıysan haydara, eminem çok yaran olmana. Eminem darılıysan haydara, eminem çok yaran var bana. Hey hey! Görüşmek üzere. Evet, haftaya görüşmek üzere efendim. Yakacık köyüne, Tokat halkına, Kanal 60 izleyenlere de çok çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Dostça kalın efendim.